Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanak börek içi hazırladım. İster börek içi olarak tüketin, isterseniz kavurma ekmek içinde yiyin. Mutlaka benim yaptığım şekilde yapın. Ispanak sevmeyenler veya az tüketenler dahi bu şekilde yaptığınız takdirde lezzetine hayran kalacaklar. Sizden tarif isteyecekler. Ben bu şekilde yapıyorum. Evde ıspanakla arası olmayan çocuklarım ve eşim dahi bu lezzete hayran kalıyor. Evet, gelin hep birlikte nasıl yaptığıma geçelim. Evet, aldığımız ıspanakları güzelce ayıklıyoruz, yıkıyoruz. Eğer çamurluysa, topraklıysa çamurundan güzelce temizliyoruz. Evet, ıspanağımı da yıkadım. Suyunun süzülmesini bekliyorum. Eğer sizin de aldığınız ıspanak çok çamurluysa, kanalımda çok çamurlu ıspanak nasıl yıkanılır veya yeşillikler ben nasıl yıkıyorum detaylı anlatımlı bir videom var. İzlemek isterseniz. Evet, şimdi toprağından, çamurundan, kumlarından arındı güzelce. Doğramaya başlayacağım. Evet, ben ıspanaklarımı bu şekilde doğruyorum. Çünkü tek tek ayıkladım, tek tek yıkadım, arındırdım. Bir demet yapıyorum ve saplarıyla birlikte doğruyorum. Evet, siz nasıl doğruyorsunuz ıspanaklarınızı? Siz nasıl yıkıyorsunuz? Bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Ayrıca abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de desteklemiş olursunuz. Buna çok sevinirim. Evet, çok küçük doğramanıza gerek yok. Çünkü zaten solacak. Hem soğanla birlikte solacak ıspanaklar hem de börek içi olarak hazırlandığında hamuruyla birlikte pişecek. Çok fazla da ıspanak pişmeye gelmez bildiğiniz üzere. Çünkü besin değeri azalır. Ben saplarını kesinlikle atmıyorum. Bu şekilde doğruyorum. Demet yapıyorum çünkü saplarının da çok faydalı olduğunu biliyorum. Gözünüze çok gibi görünse de ıspanak ve bu tür yeşillikler pazı gibi piştikten sonra çok az kalıyor. Onun için böyle kabarık ve çok durduğuna aldanmayın. Evet, ıspanaklarımı doğradım ve artık soğanla birlikte kavrulmaya hazır. İki orta boy soğanı soyacağım ve küp küp doğrayacağım. Evet, gördüğünüz üzere bir tabak soğan oldu. Evet, tenceremin altını açıyorum. Soğanı boşaltıyorum. Tuz, karabiber ilave ediyorum. Tuz neden şimdi ilave ediyorum? Soğanlar daha çabuk soluyorlar. Evet, biraz da karabiber. Ve bolca zeytinyağı kullanacağım. Taze soğan kullanacağım. Ama bu soğanlar biraz solduktan sonra taze soğan ilave edeceğim. Evet, şimdi biraz soğanlarımın solmasını bekliyorum. Evet, soğan biraz soldu. Şimdi doğradım. İki büyük taze soğanımı da ilave ediyorum ve biraz solmasını bekleyeceğim. Evet, soğan yeterince kavruldu. Şimdi salçasıyla birlikte salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Ben hangi salça kullanıyorum? Acı tatlı biber ve domates salçası karışımından bir yemek kaşığı aldım. Ve güzelce ıspanaklarımı lezzetlendireceğim, baharatlandıracağım.
Evet, şimdi yarım tatlı kaşığı toz biber ve birlikte kavrulacaklar. Daha sonra da kimyon katacağım ama bu aşamada değil. İlk önce salçamın biraz kavrulması gerekiyor. 1-2 dakika salçamı kavuracağım. Evet, salça güzelce kavruldu. Şimdi yeteri kadar ıspanaklarımı ilave edeceğim. Ve çok fazla kavurmayacağım. Sadece soğumasını sağlayacağım. Ardından kapatacağım. Ben doğradığım ıspanağımın yarısını kullanacağım. Bu şekilde yapınca evdeki herkes lezzetine hayran kalıyor. Ispanak sevmeyenler dahi bu şekilde yaptığım yemekleri, börekleri çok güzel afiyetle, büyük bir iştahla yiyorlar. Evet, şimdi biraz solduktan sonra kimyon ilave edeceğim. Evet, ve kimyonumu ilave ediyorum. Bunu en son niye yapıyorum? Fazla pişince tadı kayboluyor. Onun için ocağın altını kapatacağıma yakın ısı ilave ediyorum. Evet, solmaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi rengi döndü ve soldu. Artık ocağımın altını kapatacağım çünkü sıcağında da ıspanak soluyor, çok çabuk soluyor ve ardından soğumaya bırakacağım. Evet, ıspanağım kavruldu. İsterseniz bu şekilde ekmek arası tüketin, isterseniz börek içi olarak hazırlayın. Ispanak sevmeyenler dahi bu lezzeti gerçekten çok beğeniyorlar. Evet, umarım siz de memnun kalırsınız bu tarifimden. Takipte kalın, yine paylaşımlarım olacak çünkü geldik bir videonun daha sonuna. Evet, yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.